Bugün Beşiktaş'ın oynadığı futbol hakikaten takdir ediliyor. Zor şartlarda da olsa, rakip tamamen kaleye kapansa da, savunma yapsa da Beşiktaş hem Konyaspor ligde yendi hem de kupadan eledi. Arkasından da Gençlerbirliği karşısında net bir galibiyet aldı. Üstelik Cenk Tosun'la da goller buldu, moralini yükseltti. Gezal da sezonun ilk golünü attı. Aboubakar, Gezal, Rozier performanslar yükseldi. Joseph, Atiba, Laiç bile performans vermeye başladı. Beşiktaş Rıdvan'ı kazandı. Savunmada güvenliği elde tutmaya çalışıyor. Tüm bu olumlu gelişmelerde tabii ki aslan payı en önemli isim Sergen Yalçın. Ve Sergen Yalçın birçok oyuncunun sözleşmesi düşünürken henüz sözleşme yenilenmemesiyle ilgili de zaman zaman sert çıkışlar yapılıyor. Bu konuda gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz kadarıyla Ahmet Nur Çebi de çeşitli düşünceler içerisinde ama iki tarafta farklı beklentiler içinde. Tabii ki maddi anlamda, tabii ki sezon, iki sezon mu olacak, bir buçuk sezon mu, üç sezon mu, bu konuyla ilgili çeşitli düşünceler var. Ama henüz Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın bir araya gelmiş değil. Bence bu kritik önemli. Bu kritik durumda çok çok önemli. Nasıl Joseph'in sözleşmesi uzatılıyorsa Sergen Hoca ile de şimdiye kadar sözleşmenin bence yapılması gerekiyordu. Bundan sonra eğer Beşiktaş'ta bir sıkıntı doğarsa bence bu konuda doğar. Sergen Hoca ile sözleşmenin henüz uzatılmaması nedeniyle. Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz derbi sonrası bir açıklama yapmış ve birçok konuda fikrini dile getirmişti. Sayın Cengiz'in belki de satır arasında kalan sözlerinden biri büyük ihtimalle Haziran'da ben olmayacağım gibi gözüküyor demişti. Hem sağlığı açısından hem de Galatasaray'daki şu anda finansal tablo nedeniyle Mustafa Cengiz'in yeni yönetimde başkan olarak bulunması beklenmiyor. Daha doğrusu yeni yönetimde görev alması beklenmiyor. Galatasaray camiasının da içerisindeki bütün dinamikler hızla Mayıs ayındaki kongreyi bekliyorlar. Tabii ki ligde alınabilecek bir şampiyonluk önem kazanacak. Ama kupadan elenmekle birlikte Galatasaray en çok şampiyonlukla birlikte yönetimin ve yeni başkanı konuşur oldu. Kulislerde iki ismin öne çıktığı söyleniyor. Bu isimlerden biri daha önce Galatasaray'da görev almış yönetici Burak Elmas. Genç bir isim Burak Elmas ve Galatasaray'ın yeni başkanı olmak için çeşitli hazırlıkları var. Sosyal medyada Burak Elmas oldukça etkili. Bunun dışında da yine bir iş insanı aynı Burak Elmas gibi Sayın Ali Sabancı'nın da Galatasaray'a başkan olmayı düşündüğü ve bununla ilgili çeşitli projeleri olduğu ifade ediliyor. Bu konuda net bir açıklama yapılmadı ama hatırlarsanız 1907 Derneği'nde de 2015-16 yıllarında Ali Koç'la ilgili, Sayın Ali Koç'la ilgili çok fazla şey dile getiriliyordu ve resmi açıklamalar yapılmıyordu ama bugün Galatasaray Başkanı Ali Sabancı olursa hiç şaşırmam çünkü Ali Koç da Fenerbahçe Başkanı oldu. Diyelim bakalım Mayıs'ta Galatasaray'ı Türk futboluna hangi sürprizler bekliyor. Fenerbahçe Karagümrük'ü geçerek bence çok kritik 3 puan aldı ve Göztepe maçına odaklandı. Göztepe karşılaşmasını mutlaka kazanmak istiyor sahasında. Bununla ilgili büyük ihtimalle Göztepe maçında Karagümrük 11'ini göreceğiz. Mesut Özil gene 11'de olacak. Sosa'nın, Ozan'ın, Valencia'nın, Tiam'ın bulunduğu bir kadro olacak. Osay Samuel'de çok büyük ihtimal oynayacak. Ama Fenerbahçe için Göztepe maçı tabii ki önemli. Ama iki tane önemli haber var. Birisi Pelkas'ın iyileşmesi. Artık takımla birlikte çalışıyor. Ve büyük ihtimalle Göztepe maçında süre alacak. İlk 11 başlamasa bile, ki başlama şansı da var. İlk 11 başlamasa bile süre alacak. Ondan sonraki hafta Trabzon deplasmanı çok kritik. Erol Bulut, Trabzon deplasmanına Luis Gustavo, Pelkas, İrfan Can tam hazır hale gelmiş bir Mesut'la çıkmayı hedefliyor. Yani eksiksiz. Fenerbahçe'nin ön tarafında çeşitli oyuncular oynuyor ama Pelkas kadar etkili olanı bu sezon çok fazla olmamıştı. Yeni düzende biliyorsunuz Mesut Özil Fenerbahçe'ye transfer oldu. İmza töreninde de Fenerbahçe'de en çok beğendiği oyuncunun Pelkas olduğunu dile getirmişti. Yeni düzende savunma kurgusunda Atilla Szalai'nin
Serdar Aziz'le birlikte oynadığını görüyoruz. Sağda Nazım, solda Caner var Altay'ın önündeki savunma kurgusunda. Gustavo döndüğü zaman Sosa bence tekrar hamle oyuncusu olarak devam edecektir. Gustavo Ozan o bölgede oynayacaktır. Daha çok solda Pelkas, ön tarafta Tiam, sağ kanatta Valencia ve arkalarında Mesut'un olması düşünülüyor. Ama Fenerbahçe'de İrfan Can da iyileşince o bölgede çeşitli alternatifler olacak. Belki Valencia'nın yerine ilk 11'e İrfan Can başlayabilir sağ çizgide. Ya da bazı karşılaşmalarda Ozan'ın yerine de İrfan Can oynayabilir. Önemli olan Fenerbahçe'nin ideal kadrosunun dışında çok önemli eksiklerine tam 3 oyuncuya birden kavuşması Gustavo, Pelkas ve İrfan Can. Ondan sonra Fenerbahçe daha güçlenecektir diye düşünüyorum. Göztepe Başkanı Mehmet Sefil'in görevden ayrılmasının üzerine Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı olmuştu. Ahmet Nur Çebi ile birlikte diğer kulüp başkanları da 21 kulüp başkanının ortak hareketiyle önemli bir karar alındı. Son zamanlarda çok fazla tartışılan, bütün kulüplerin dert yandığı VAR'la ilgili, VAR sistemi, video, yardımcı hakem sistemiyle ve hakem atamaları, hakem kararları ve MHK'nin yapısıyla ilgili içe dönük bir çalıştay yapılması. Bu çalıştayda eski MHK başkanlarının, bazı önemli MHK üyelerinin, eski yine, ve bazı önemli futbol danışmanlarının, bilir kişilerin bu hakemlikle ilgili olacağı bir çalıştay düzenlenmesi Kulüpler Birliği'nin gündemine geldi ve bunun için adımlar atıldı. Yakın bir tarihte bu çalıştay yapılacak. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Futbol Federasyonu dışında ilk defa bir kurum MHK'nin yapısını değiştirme ya da bu tür bir öneri götürme konusunda önemli bir adım attı. Türk futbolu için hayırlı olsun diye. Evet, Mayıs ayının son günlerinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Avrupa futbolunun iki devi karşılaşacak. İki çok önemli takımı karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi finali 31 Mayıs 2020'de Cumartesi gecesi Türkiye saatiyle 22'de oynanacaktı ama biliyorsunuz pandemi nedeniyle seyirci alınmayacağı için karşılaşmalar çeyrek finalden itibaren hepsi birden çeyrek finaldeki 4, yarı finaldeki 2 ve final maçı Portekiz'in başkenti Lisbon'da yapılmıştı. İstanbul'a da bir sonraki final verildi. 2021, Euro 2021 öncesi yapılacak Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu start alıyor. Bu gece çok önemli bir maç var. Kazanmak için, finali kazanmak için aday iki takım Paris Saint-Germain ile Barcelona karşılaşacaklar. Ben Barcelona'nın eski gücünde olmadığını düşünüyorum. Hem hücumuyla, hem savunmasıyla, hem orta sahasıyla. Zaten La Liga'da da Atletico Madrid'in 8 puan civarında, bir maçı da fazla olmasına rağmen gerisinde kaldı. Real'in de gerisinde kaldı. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'i daha şanslı görüyorum açıkçası. Mbappe'li, Neymar'lı kadroyla ben bu tura biraz daha yakın olarak Paris ekibini yazarım. Gecenin önemli başka bir mücadelesi Macaristan'da oynanacak. Biliyorsunuz Almanya hükümeti İngiltere'nin pandemi kuralları ve mutasyona uğrayan COVID-19 virüsü nedeniyle İngiliz takımlarının Almanya'ya girişini yasakladığı için Leipzig ile Liverpool, Macaristan'ın başkenti Budapest'te de karşılaşacak. Leipzig fena bir takım değil ama Liverpool ligde kötü giderken bu maçı mutlaka kazanmak isteyecektir. Bu eşleşmede zaten favorim Liverpool ama ben ilk maçı Macaristan'da da oynayacağı için Liverpool'u yakın görüyorum. Bu haftanın kritik maçları var. Porto, Juventus gibi, Real Madrid, Atalanta gibi değişik karşılaşmalar var son 16 turunda. Manchester City tabii ki merak ediyoruz ama İstanbul'da çok güzel bir final bizi bekliyor. Dilerim %35-40 da olsa seyircili olur ve güzel bir finalle noktalanır. Bu hafta içerisinde biliyorsunuz futbol topu tanıtıldı İstanbul'a oynanacak finalin. Çok da güzel bir toptu. Onu da bulursanız alın, hatıra olarak saklayın. Benim evimde 2005 yılının Şampiyonlar Ligi final topu var. Almıştım, saklıyorum hala.
Sizin de güzel bir anınız olsun derim. Herkese iyi haftalar.